Fareli Köyün Kavalcısı. Evvel zaman içinde Hamel'in adında bir köy varmış. Bu köy Almanya'da nehrin kenarındaymış. Sakin ve sevimli bir köymüş, ancak 50 yıl önce Hamel'ini kirletmeye başlamışlar. Yollara, evlerinin önüne, hatta gittikleri her yere çöp atmışlar. Şehrin belediye başkanı bile durumu görmezden gelmiş. Bunun sonucunda şehri fareler ile dolup taşmış, Hamel'in halkı farelerin yaydığı hastalıklardan muzdaripmiş. Fareler şehrin her yerindeymiş. Beşiklerdeki bebekleri ısırıyor, fıçılardaki peynirleri yiyor, tuzlanmış balık kasalarına giriyorlarmış. Ayakkabıların ve şapkaların içine yuva yapıyorlarmış. Toplantı yapılan odalara bile giriyor, ciyaklamalarıyla sohbetleri bölüyorlarmış. Vatandaşlar belediye başkanının köşküne giderek yardım istemiş. Vatandaşlar bağırıyorlarmış: "Fareleri yok edin, fareler yok edilmeli." Belediye başkanı kalabalığı duyarak dışarı çıkmış. Sorun nedir diye sormuş. Vatandaşlar şöyle demişler: "Sizden bir an önce fareleri yok etmenizi istiyoruz. Yoksa sizi görevinizden ederiz." Belediye başkanı şöyle demiş: "Bir çözüm bulmak için toplantı yapacağız. Biraz zaman verin." Vatandaşlar belediye başkanının sözleriyle ikna olmuşlar. Belediye başkanı meclisi toplamış. Uzun tartışmalardan ve saatler süren konuşmalardan sonra bir çözüm bulamamışlar. Aniden kapı çalınmış. İçeri bir adam girmiş. Gördükleri en garip adammış. Yarısı kırmızı, yarısı sarı. Gri ve uzun bir palto giyiyormuş. Zayıf ve uzun boyluymuş. Parmakları kaval çalarmış gibi durmadan oynuyormuş. Belediye başkanı, "Sen yoksa sikten mi kaçtın?" demiş. Kavalcı, "Bana kavalcı derler. Gizemli bir becerim var. Dünyadaki bütün canlıları toplayabilirim. Sürünen, yüzen, uçan ve koşan becerilerimi zararlı hayvanlar için kullanıyorum. Köstebek, kurbağa, yılan ve fare gibi." Belediye başkanı şöyle demiş: "Fareler mi? Fareleri toplayabilir misin? Ama sana nasıl inanalım?" Kavalcı, "Daha önce bir Afrika'nın bir şehrini büyük bir tatarcık sürüsünden kurtardım. Asya'da bir köyü yarasa sürüsünden kurtardım. Dünyanın her yerinde dolaşıp insanları hayvanlardan koruyorum." Belediye başkanı, "Tamam, becerini göster ve bizi o farelerden kurtar. Hadi bakalım." demiş. Kavalcı, "Elbette efendim, ama bunun için bana 1000 TL verecek misiniz?" Belediye başkanı, "Evet, tabii ki, ne istersen. Ne diyorsunuz meclis üyeleri?" Meclis üyeleri belediye başkanının kararını onaylamış. Kavalcı sokağa çıkarak gülümsemiş. Sessizce kavalını eline almış. Kavalıyla 3 dize ses çıkarmış. Büyülenmişçesine tüm fareler kemirdikleri yiyecekleri bırakıp evlerden, ayakkabılardan, şapkalardan çıkmış. Gri fareler, beyaz fareler ve koyu renk fareler hepsi koşarak sokağa çıkmış. Hepsi kavalcıyı takip etmeye başlamış. Nehre gelene dek adım adım ilerlemişler. Hamel'in halkının ağzı açık kalmış, gözleri yerinden fırlamış. Bir şekilde olanları izliyorlarmış. Kavalcı suyun üzerine bir kayaya zıplamış. Orada dikilerek kaval çalmaya devam etmiş. Fareler nehre düşerek boğulmuş. Teker teker başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde suya atlıyorlarmış. Kısa sürede kıyıda hiç fare kalmamış. Hamel'in köyü farelerden kurtulmuş. Kavalcı ödülünü almak için belediye başkanına gitmiş. "Kavalcı, ben işimi yaptım. Sözünüzü tutma zamanı geldi. Ücretimi verin lütfen." Belediye başkanı, "Harika bir iş çıkardın, ama 2 saatlik bir iş için 1000 TL çok büyük para. Bir günde ödenmeyecek kadar çok para." Kavalcı, "Sözünüzde durmuyorsunuz." demiş. Belediye başkanı, "Sana 100 TL ödedim. Bir günlük çalışmak için yeter de artar bile." Kavalcı, "Bu doğru değil. Neler yapabileceğimi size göstereceğim." Belediye başkanı, "Senin gibi bir aptal kavalcı bu şehirde bile tek bir tuğlayı bile yerinden edemez. Ya bu parayı al ya da burayı terk et." demiş. Kavalcı salondan ayrılmış.
Sokağa çıkıp yine kavalını çıkarmış. Kavalı çalmaya başlamış. Ancak bu kez farklı bir melodiymiş. Çocuklar teker teker kavalcının arkasından yürümeye başlamış. Kavalcı yürürken çocuklar onu takip ediyormuş. Melodi anne, babalarını ve bakıcılarını büyülemiş. Yerlerinden kıpırdayamamışlar. Kavalcının melodisi onları uyuşturmuş. Kavalcı nehirdeki köprüden geçerek dağa doğru yürümeye başlamış. Dağ tarafına ulaştığında daha da gizemli bir kapı açılmış. Kavalcı içeri girerken çocuklar onu takip etmeye başlamış. Onlara arkadan kapıyı sıkıca kapamış. Dışarıda kalan tek çocuk kapı kapanmadan yetişemeyen engelli bir çocukmuş. Melodi durunca insanlar dağa doğru koşmuşlar. Dağın kıyısında o engelli çocuğu bulmuşlar ve diğer çocukları sormuşlar. Engelli çocuk, hepsi kapıdan içeri girdi ve ben yetişemeden kapı kapandı. Kadın, peki niye onu takip ediyordun? Engelli çocuk, o melodi bizi ağaçların da, çikolataların, kurabiyelerin ve pastaların yetiştiği bir harikalar diyarına götüreceğini söyledi. Hatta bana her yere koşarak gideceğimi söyledi ama müzik aniden durdu ve kendimi bu dağın önünde buluverdim. Herkes çok üzülmüş ve çocuklar için ağlamaya başlamış. Ama bunun için hiçbir yararı olmamış. Adam, çocuğum geri gel, geri gel. Vatandaşlar belediye başkanını çağırarak onu suçlamışlar. Belediye başkanı, ben de çocuğumu kaybettim. Yaptığım her şey için çok üzgünüm. İşte sana 1000 TL getirdim. Lütfen bize çocuklarımızı geri ver. Her neredeysen geri gel Kavancı. Şaşkın bakışlar arasında dağın ardından yürüyerek gelmiş. Onu gören herkesin içi rahatlamış. Vatandaşlar, oh dönmene çok sevindik. Çocuklarımız nerede? Kavalcı, hepsi güvende ve mutlu. Sözünüzü yerine getirdiğinizde geri gelecekler. Belediye başkanı 1000 TL'yi vermiş ve anında dağdaki kapı açılmış. Çocuklar koşarak ailelerine sarılmışlar. Anneler, babalar ve büyük annelerine. Belediye başkanı, Kavalcı, şehir adına sana teşekkür ediyorum. Bizi farelerden kurtardın ve çocukları geri verdiğin için teşekkür ediyorum. Bundan sonra sözünün yerinde duracağım. Kavalcı, hepiniz çocuklarınızı kaybedeceksiniz. Vatandaşlar neden diye sormuşlar. Kavalcı, çünkü şehriniz çok pis. Pislikte, fare, böcek gibi haşeratı buraya çekiyor. Burada bir sürü hastalık yayılacak ve çocuklarınız hastalanacak. Bu yüzden onları kaybedeceksiniz. Belediye başkanı, bu şehrin belediye başkanı olarak şehri temiz tutma sorumluluğunu üstleniyorum. Çöpleri sadece çöp budalarına atacağız. Şehrimizi fare ve hastalıklardan uzak tutmak için her şeyi yapacağız. Vatandaşlar da evet, evet haklı, haklı evet diye bağırmışlar. Kavalcı, peki o zaman ben artık veda etmeliyim. Kavalcı köyden ayrılmış. Hamelinde 50 yıl öncesi kadar temiz bir köy haline gelmiş.